Bugünkü videomuzda sizlere baştan sona müstakil ev yapımı aşamalarından ve bu aşamaların maliyetlerinden bahsedeceğim. Birinci aşamamızla başlayalım. Öncelikle tercihlerinize uygun bir arsa bulmanız gerekiyor. Deniz kenarında mı istiyorsunuz arsanızı? Metrekaresi ne kadar olacak? Böyle bir arsa bulduktan sonra tercihlerinize uyan belediyeden arsanızın imar durumuna ulaşın. Bu aşamadan sonra arsanın inşaatta uygun olup olmadığını, herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela yolu var mı? Su, elektrik, doğalgaz gibi konularda problemi var mı? Haciz durumu var mı? Bunları öğrenmeniz çok önemli. Çünkü bu aşamada kaçırdığınız bir problem olursa bu size ek maliyet olarak yansıyacaktır ve problemler yaşayabilirsiniz. Arsanızı satın aldıktan sonra nasıl bir ev istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Kaç katlı olacak? Ne kadar oda sayısı olacak? Açık otoparkı mı, kapalı otoparkı mı olacak? Amerikan mutfağı mı olacak? Ayrı mutfağı mı olacak? Bunlara karar verdikten sonra bütçenizi belirleyin. Bütçenizi belirledikten sonra bir mimar bulun. Mimara isteklerinizi anlatarak taslak proje sürecini başlatın. Taslak proje sürecini başlattıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Projelendirme ve ruhsat süreci. Bu süreci dilerseniz bir müteahhitle anlaşarak müteahhitin üstlenmesini de sağlayabilirsiniz. Biz kendisi yapmak isteyen kişiler için de bu süreci anlatacağız. Öncelikle bir aplikasyon kurgusu çizdirmeniz gerekiyor. Harita kadastro buralarına gidip. Belediyeye gidip imar durumu evrağı için başvuru yapacaksınız. Tapunun ve kimliğin fotokopisi ve aplikasyon kurgusu gerekli bunun için. Bölgenize göre bunlara ek olarak kadastro çapı ve tapu kaydı da isteyebilirler. Arazi emini ölçtürmek için plan kote evrağı almanız gerekiyor. Bu evrak alındıktan sonra taslak proje sürecinden mimari proje sürecine geçilebilir. Mimar sizin isteklerinize göre projenizi çizdikten sonra projeniz belediyeye bir ön onay için gidecek. 200 metrekare üstü ise yapı denetim şirketi atanacak. Belediye mimari projede herhangi bir sorun olup olmadığına göz atacak. Biz projelerimizi 199 metrekare sınırının altında tutmaya çalışıyoruz genelde. Eğer müşterimizin ekstra bir talebi yok ise, çünkü yapı denetim şirketi ekstra bir maliyet getiriyor projeye. Bu aşamadan sonra zemin etüdü yaptırmanız gerekiyor. Bu statik projenin çizilmesi için mimari projeden sonra arsaya ait yeraltı tabakalarının durumunu, deprem karşısında vereceği tepkilerinin incelendiği aşama. Bunu jeoloji mühendisleri yapıyor. Zemin etüdü çizildikten sonra statik proje için bir inşaat mühendisiyle anlaşmanız gerekiyor. Taşıyıcı sistem projesi oluyor statik proje. Betonarme ise kolon, kiriş ölçüleri, mesafeleri oluyor. Mekanik proje, ısıtma, soğutma, havalandırma ve temiz pis su projeleri makine mühendisi tarafından çiziliyor. Bunu da ilgili kuruma onaylatmanız gerekiyor. Örneğin İSKU gibi. Elektrik projesi çizdirmeniz gerekiyor elektrik mühendisine. Bunu da ilgili kuruma onaylatmanız gerekiyor. Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra müteahhitlik yetki belgesi alınması gerekiyor. Eğer müteahhitliği de tapu sahibi olarak siz yapacaksanız, Çevre Şehircilik Bakanlığı 5 yılda bir kez olmak üzere ve toplam inşaat alanı eğer 500 metrekareye geçmiyorsa size geçici müteahhitlik belgesi alma imkanı sağlıyor. Bu şekilde belgenizi alabilirsiniz. Tüm bu aşamaları tamamladıktan sonra inşaat sürecine başlayabilmeniz için şantiye şefiyle anlaşmanız gerekiyor. Şantiye şefiniz mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ya da elektrik mühendisi olabilir. Tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra belediyeye tüm evraklarınızı götürüp inşaat ruhsat başvurusunda bulunuyorsunuz. Belediye bunu onayladıktan sonra şantiyeniz için elektrik ve su bağlama başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ikinci aşamamızı tamamlamış oluyoruz. Bu aşama yaklaşık 3 ay sürer. Süreç olarak. Ve bu aşamamızın toplam maliyeti yapı denetim ücreti dahil olmadan 40 bin lira civarı tutar. Bunun 20 bin lirası ruhsat işlemleri, 20 bin lirası da mimari proje, statik proje, mekanik proje gibi proje çizimlerine giden ücret olarak söyleyebiliriz. Üçüncü aşamamız inşaat süreci aşaması.
Bu konuyla ilgili kanalımızda çok detaylı bir inşaat maliyeti videosu bulunuyor. O yüzden bu videoda bu maliyetlere çok detaylı girmeden genel bir başlık üzerinden fiyatlardan bahsedeceğim. Daha detaylı bunu öğrenmek isteyenler kanalımızdaki İnşaat Maliyeti 2021 isimli videomuzu biz buradaki hesabımızda 199 metrekare bir örnek proje için ortalama bir maliyet çıkardık sizler için. Kaba inşaat süreci birinci aşamamız, temel, kolon, döşeme ve kalıp işleri gibi taşıyıcı sistem ve kaba inşaat sürecinin içerisinde barındıran inşaat aşamasında 110 bin lira maliyet çıkıyor. Burada dilerseniz bu 199'u yaklaşık bir fiyat tahmini için değiştirebilirsiniz bu şekilde. 100 metrekare ise eğer yapınız. İkinci aşamamız ince inşaat süreci. İnce inşaata tesisat, duvar örümü, tuğla duvar örümü, alçı sıva, kaba sıva, alçıpan bunun gibi aşamalar dahil. Bu aşama da 160 bin lira tutuyor. Üçüncü aşama dış cephe ve iç mekan elemanları. Bu aşamada binanızın taşınmaz iç mekan elemanları ve dış cephe kaplamaları gibi etkenleri içerisinde bulunduran kalem bu. Burada zemin kaplama elemanları mesela parke, seramik, dış cephe kaplamaları, mutfak tezgahı, mutfak dolabı, banyo elemanları, banyo dolapları ve oda kapıları gibi elemanları barındıran kalem bu. 199 metrekare için 170 bin lira maliyet, ortalama bir maliyet çıkıyor. Dördüncü aşama peyzaj, bahçe işleri maliyeti. Bu kalemde de bahçe düzenlemesi, hafriyat, bahçe duvarı, zemin kaplama elemanları gibi bahçenizde mesela parke taşı gibi bunların hepsini barındıran kalem bu. Bu da 50 bin lira tutuyor yaklaşık. Beşinci aşamada havuz inşaatı maliyeti. Bu da yaklaşık 70 bin lira tutuyor. Tabii bu kendiniz yaptırdığınızda birisiyle anlaşıp bunu yaptırırsanız tabii ki de fiyat daha da artacaktır. İnşaat sürecinin toplam maliyeti 560 bin lira. Dördüncü aşamamıza geldiğimizde bu son aşamamız yapı kullanma izin belgesi süreci diye geçiyor bu aşama. Projelerimizi çizdirdik, inşaatımızı yaptırdık, bütün işlemleri tamamladık. Artık yapıyı kullanmak için izin belgesi almamız gereken son süreç bu. İlk olarak projenizi tasarlayan mühendis ve mimarlardan bir rapor almanız gerekiyor. Bu rapor şunun için, projenizin inşaatının çizimlere, tasarlanmış projelere uygun olduğuna dair isteniyor bu rapor. Sonrasında enerji kimlik belgesi ve röperli kroki almanız gerekiyor. Röperli kroki de binanın araziye uygun şekilde konumlandığını gösteriyor projedeki şekilde. Bu evrakları aldıktan sonra tabii yapı denetime tabiyseniz yapı denetimden iş bitirme raporu alacaksınız. Bu aşamaları tamamladıktan sonra belediyeye dilekçe yazıyorsunuz. Belediye gelip binanızı kontrol edecek herhangi bir sorun veya kaçak var mı diye. Bu aşamada tamamlandıktan sonra onay verilirse binada olan işçiler için inşaat SGK primi borcu yoktur belgesi almanız gerekiyor. Bu borcu yatırdığınıza dair. Bu aşamadan sonra belediyede evraklar hazırlanacak ve yapınız için metrekarenize göre bir yapı kullanım izin belgesi harcı çıkacak. Bunu ödemeniz gerekiyor. Bunu ödedikten sonra yapı sahibi, yapı mimarı, şantiye şefi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisi bunlara ek olarak müteahhitiniz varsa aynı zamanda müteahhitinizin gelip evrağa imza atması gerekiyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra artık yapı kullanma izin belgenizi de almış oluyorsunuz ve inşaat sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Bu aşamanın maliyeti de yaklaşık 15 bin lira. Tüm bu kalemleri birleştirdiğimizde yaklaşık olarak 615 bin lira bir inşaat maliyeti çıkıyor. İkinci sayfamıza geldiğimizde ilk sayfayı daha çok aşamaları belirtmek ve önemli notları görmeniz için hazırladık. Orada da fiyatları yazdık tabii ki de ama burada daha bir arada tek bir sayfada görülebilecek şekilde ikinci sayfayı
ayarladık maliyetler için. Ekranda gördüğünüz kalemleri, buradan fiyatları dilediğiniz şekilde kendiniz değiştirebilirsiniz. Burada söylemek istediğim şu, bu kısımda mesela yapı denetim maliyetiniz varsa bunu buraya girmeniz gerekiyor. Fiyat değişecektir. Mesela burada kaba ince inşaat maliyeti kısmında birim metrekare denmiş. Buraya binanızın metrekaresini yazacaksınız. Mesela 100 metrekare ise 100 yazacaksınız ve ona göre bir fiyat verecek. Burada bu cephe, iç mekan elemanları ve peyzaj, bahçe işleri maliyeti, yani sizin tercihinize göre çok fazla değişir. Yani mesela pahalı malzeme kullanıyorsanız buraya 5 yazarsınız. Diyelim orta sınıf kullanıyorsunuz, 4. Buraya da 4 yazarsınız. Ona göre yeni bir fiyat alabilirsiniz. Bu sayfada bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu Excel dosyasını almak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup yorumlara mail adresinizi yazmak. En kısa sürede Excel dosyası sizlere gönderilecektir.